Birkaç gündür Atakan'la ilgili ve Atakan'ın neler yapabildiğiyle, ne kadar çok kitap okuduğuyla ilgili videolar dolaşıyor ortada. Ve eğitimcisinden, psikoloğuna, birçok uzman veya ebeveyn konuyla ilgili bilgi paylaşıyor. Dolayısıyla ben de kendi görüşlerimi aktarayım istedim. Atakan konusunda bu kadar çok gündeme gelmesinin bence birinci nedeni, genellikle alıştığımız çocuk yapısından ve çocukların sahip olmasını beklediğimiz bilgi birikiminden daha fazla bir bilgiye sahip. İşte okumaya çok meraklı, araştırmacı ve bildiklerini de yorumlayarak kendisini güzel ifade eden bir çocukla karşı karşıyayız. Yorumlara baktığımızda bir bölüm kitlenin Atakan'ı çok itici bulduğunu, bir bölüm insanın da Atakan'ı çok sevimli, sempatik bulduğunu ve mutlaka değerlendirilmesi gereken bir yetenek olduğunu söylediklerini görüyoruz. Evet, çocuğun sıra dışı bir zekası olduğu, bizim bildiğimiz normların dışında bazı değerlere sahip olduğu, okumaya da çok meraklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla böyle çocuklar her zaman bulunan, her zaman karşılaştığımız çocuklar değil. Peki bu nedenle bizler de çocuğu nasıl tanımlayacağımız konusunda ya da onu nereye oturtacağımız konusunda kafalarımız karışmış vaziyetteyiz. Aslında bu şekilde çok keşfedilmemiş, aramızda yaşayan, kendi imkanlarıyla ya da ailesinin desteğiyle bir takım beceriler kazanabilen veya kendisinde var olan becerileri kullanabilen çocuklar görüyoruz. Benim odaklanmak istediğim konu aslında şu: Atakan'ın şu ana kadar kendi doğal ortamında annesinin babasının yardımıyla ve sahip olduğu eğilimler doğrultusunda belirli bir noktaya geldiği açık. Ama benim belki de en çok endişelendiğim ya da hepimizin üzerine oturup düşünmesi gereken konu tam da burada başlıyor. Atakan bu saatten sonra ne olacak ve biz toplum olarak ya da eğitimciler olarak, uzmanlar olarak Atakan'a karşı nasıl bir tutum takınacağız? Bugün Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un da açıkladığı gibi Atakan'ı artık sosyal medya ışıklarından, spot ışıklarından, medyatik olmaktan uzak tutmak lazım. Hem Atakan için hem de Atakan gibi diğer çocuklar için. Çünkü bunun bir takım farklı olumsuz getirileri oluyor. Özellikle çocuk kendisinin çok çok özel olduğunu zaten bilen, zaten araştıran, okuyan, meraklı bir çocukken biz de dışarıdan yetişkinler olarak ona boyunu aşan bir dünyada algılarını değiştirecek kadar farklı olduğunu, özel olduğunu hissettirerek aslında bir anlamda çocuğa zarar veriyor olabiliriz. Henüz hazır olmadığı, henüz büyüsel süreçlerin oturmadığı bir yaşta bu çocuğu onun taşıyabileceğinden daha fazla bir yükle yüz yüze bırakıyoruz ve kendisinin zaten özel olduğunu düşünen bir çocuğa sen evet çok özelsin deyip ek olarak da ister istemez şu ana kadar yaptıklarından ya da yapabileceklerinden daha fazla yükler, sorumluluklar yüklenmesine yol açabiliriz. Bu ne demek? Bir çocuğun şu an kendisini getirdiği nokta ortadayken, sen bu kadar çok kitap okuyup, bu kadar güzel ifade edebiliyorsan o zaman şunları da yapabilirsin. Sen o zaman matematikte de çok iyi olabilirsin. Sen o zaman mekanik anlamda da iyisindir, tarih konusunda da iyisindir. Sen o zaman şunları, şunları, şunları da yapabilirsin gibi farklı bir beklenti içine girmemiz ve çocuğu da bu beklentinin içine oturtmamız bana göre en büyük yanlış olur. Dolayısıyla benim hem Atakan nezdinde bu tarz çocukları olan ailelere öncelikle önerim, mutlaka bir uzmanla bu yolculuğu sürdürmeleri, mutlaka kendilerini yetemediklerini düşündükleri noktada, aşamadıkları sorunlarla karşılaştıklarını düşündükleri noktada mutlaka bir uzman desteği almaları, onların görüşleri doğrultusunda çocukla ilişkilerini yürütmeleri ve çocuğun da tabii ki eğilimleri ve ilgisi doğrultusunda eğitim almasını sağlamak yönünde olmalı. Bu arada bir de tabii çok konuşulan bir konu çocuğun çocukluğunu yaşaması. Bu da çok genel bir tanım. Çocuğun çocukluğunu yaşaması derken çocuğun akranlarıyla beraber araba peşinde koşması, tabletlerle uğraşması, bilgisayar oyunları oynaması mıdır kastettiğimiz? Halbuki benim kastettiğim ve muhtemelen birçok insanın da ifade etmek istediği şey bence Atakan gibi çocukların evet ilgileri, eğilimleri, zekaları ne yönde ilerlerse ilerlesin buna ek olarak aynı zamanda bir sportif faaliyetin içinde olmak, akranlarıyla beraber olacağı sosyal ortamlarda bulunmak gibi yaşına uygun, yaşının getirdiği biyolojik ihtiyaçlarına uygun ve psikolojik ihtiyaçlarına uygun bir durumda ve bir grupta ya da toplulukta bulunmasıdır. Dolayısıyla benim küçük önerilerim Atakan'ın bu saatten sonra nasıl bir tutumla karşılaşacağı ve ona nasıl bir ortam sunacağımız yönünde olacak. Görüşmek üzere, sevgiler.